Sait Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Eyvallah. Teşekkür ederim. İyisiniz? Çok teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi siz aslen Hakkarilisiniz ama Van'da yaşıyorsunuz yıllardır. Hı. Şimdi çok kısa Sait Çetin'i bir tanıtalım. Şu sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Okul hayatınızdan itibaren şöyle gelelim. 1974 doğumlu. Hakkari doğumluyum. Güzel. 91-92 mezunuyum. Meslek lisesi, mezunuyum. Evet. Güzel. Ondan sonra bu iş, bu binaş hayatına başladık. Tamam. İlk 3 senemi yüksek orada. Orada geçti. Orada geçti. Ondan sonra 2000 yılında Van'a taşındık. Güzel. O zamandan beri de Van'da hizmet veriyoruz. Nasıl gidiyor işler? Memnun musunuz? Bayağıdır buradasınız. Tabii. Uzun süre olmuş. İyidir. Valla şöyle diyebilirim. Yani sıfırdan başladık Van'a geldiğimiz zaman. Pek bir şeyimiz şu yoktu an, diyorsunuz. Evet. Küçük bir işletmeydik. Aynen. Ha. Yavaşça büyüdük. Ya, büyüdük. Şu an iyiydi. Yani iyi bir yere geldik çok şükür. Allah utandırmasın. Teşekkür Allah ederim. İşlerinizi daha iyi etsin diyelim. Eyvallah. Peki ne işler yapıyoruz? Şöyle biraz hizmetinizi anla. Kimlere yani, hitap ediyorsunuz? Hizmet alanında genelde bu binaj. Bütün motor çeşitlerini, sarımlarımız var. Bütün motorları sarıyoruz. Sanayi motoru olsun, şantiye motorları olsun, su motorları genelde hepsinin sarımını yapıyoruz. Onları da arıza genelde bobinaj bölümünde mi çıkıyor? Tabii genelde elektrik aksamında. Elektrik yani, sargı dediğimiz kısımda çıkıyor. Tamam. Onların sargılarını yeniliyoruz. Ne kadar sürüyor bir sargı? Yani o motora bağlı. Motorun büyük olduğu mu? Evet, hacmine bağlı, büyüklüğüne bağlı. Bir bazıları, günde yapabiliyor musunuz? Bir günde, bazıları yarım günde de çıkıyor. Yani küçük olduğu zaman tabii. Şimdi iş biraz hassas iş anladığım kadarıyla değil aynen, mi? Kesinlikle. Yani o da neye dikkat ediyorsunuz? Yani sargının yerleştirirken soyulmamasına dikkat ediyor. Yalıtımına dikkat ediyoruz. Bunlar yalıtım yapılırken iyi bir yalıtımın yapılması şart. Yalıtım dediğiniz ne mesela? Tam yani biraz şimdi motorları söktükten sonra presman dediğimiz malzeme var. Tamam. Onları kesip oluklarını iyileştiriyoruz. Bu yani. Önemli diyorsunuz. Bu çok önemli. Yani bu sarımdan daha önemli. Onu iyi yaparsak iyi randıman alırız. Evet, kesinlikle. Sargılarımız iyi olur. Yani. Güzel. Peki satış anlamında neler var? Satış anlamında da santrafı iç pompalarımız var, devir dayımlarımız var, hidroforlarımız var. Güzel. Ondan sonra motorla alakalı yedek malzemelerimiz var, yedek parçalar var. Her şey var burada. Tabii, aklımıza kesinlikle. Gidecek tabii sektörünüzle ilgili. Evet, bugün de tabii bobinaj şeyle ilgili. Güzel. Sektörle servis ilgili. Ağınız nasıl? Servis ağımızda 4-5 tane hidrofor servisimiz var yetkili olarak güzel, baktığımız. Güzel. Onlara bakıyoruz. Bunlar? Garanti süresi içinde ve garanti süresi dışında. Nedir garantilerimiz bu yani garantilerimiz fabrikadan gelenler 2 yıldır. Evet. 2 yıl bittikten sonra normal işte yine hizmet veriyoruz bu alanda. Bakımlar devam ediyor. Aynen. Size talep tabii. Gelirse siz diyorsunuz bakıyoruz, biz bakarız. Nereye kadar uzanıyor bu çalışmalar? Yani Van ve çevresi. Yani Van ve ilçeleri. Evet. Talep gelirse böyle yakın illere gidebiliyor musunuz? Tabii gidebiliyoruz. Tabii. Servisimiz var. Evet kesinlikle. Şey, bir aracımız var. Tabii aracımız var. Kesinlikle. Kaç kişilik bir ekibiz? 4 kişilik. 4 kişilik bir kadroyuz. Güzel. Hı-hı. Peki. Şimdi sektörle ilgili hedefiniz ne? Kafanızda bana sohbette bahsettiniz. Yani, bunun yanında işte bir regülatör. Bir üretimle ilgili bir şey bahsettiniz. İmalatımız var kendi çapımızda. Onu yapıyor musunuz? Manuel dediğimiz kademeli olarak. Tabii yapıyoruz. Evet. Hı-hı. Tamam. Yani Van'da elektrikler düşük oldu. Genelde bu bölgede diyelim yani. Bölgede biraz elektrik... sıkıntı var mı? Var. Genelde var yani. Elektrik düşüklüğü çok var. Düşük yani. Var. Yani, tabii her evde genelde bir regülatör var yani. Var diyorsunuz. Tabii olmasa cihazlar çalışmaz yani. Evet. Kesinlikle. Bir o var düşünceniz aklında. Evet. İmalat. Başka bir şey daha dediniz bana sohbette. Bir motorla ilgili bir şeyden bahsettiniz galiba. Bir imalatla yani ilgili. Şöyle yani regülatörü geliştirip daha büyüklerini de yapmayı düşünüyoruz. Yani şu an manuel yapıyoruz. Otomatiklerini de yapmayı düşünüyoruz. Otomatik evet, yapmayı kesinlikle. Planlıyorsunuz. Tabii. Ama ufaktan burada bu işler tabii, yapılıyor. Evet, kesinlikle. Kendi çapımızda yapıyoruz yani. Fabrikasyon bir yer neden yani, olmasın. Olursa. Tabii bu işler biraz maddiyat, biraz tabii, zaman. Tabii ona bakıyor kesinlikle. Her şey ilacı diyoruz zaman. Aynen, peki. Doğru. Şimdi buraya yazmışsınız. Bobinaj malzemesi, türlü motor, sarım, bakım, hidrofor, dalgıç pompa ve regülatör değil mi? İmalat, satış ve servis hizmeti. Evet, bunlar doğru. Sizin genel hizmetiniz. Ha şeyden bahsetmedik. Yani bu dalgıç sektörüne de hitap ediyoruz. Dalgıç da nedir o? Satıyoruz. Mesela? Dalgıç şu ileride aslında buradan gösteririz ekranlara. Gösteririz izleyicilerimize. Yani bu sondajlardan suyu çeken motorlar. Motorlar. Tabii her ebatta her bunların satışı kilovatta mı var? Var. Satışı da var. Satışı montajı da var. Montajı bizde. Da var. Evet. Peki yaptığınız işlerde ustam oldu ya olumsuzluk olabilir. Evet. Destek hizmetleriniz var mı böyle müşterilerimize? Yani destek hizmetlerimiz burada baş edemediğimiz şeyleri fabrikaya gönderiyoruz. Orada yapılıp geliyor. Buraya geliyor. Tabii. Siz yine müşteriyi mağdur etmiyorsunuz. Evet kesinlikle. Peki güzel. Yani ona çok dikkat ediyoruz. Hani ustalık bizim için çok önemli. O da önemli. Yani işin sağlamlığı, işin iyi yapılması, zamanında yapılması
bizim için birinci öncelik. Çok güzel. Evet. Peki buradaki bu sattığınız ürünler nereden geliyor size? Yani bize İstanbul'dan geliyor, İzmir'den gelen var. Anlaşmalı sonra, firmalar tabii, tabii, var. Anlaşmalı kaliteli firmalar markalar. Tabii kesinlikle. Kendini ispatlamış, evet. TSE belgeli markalar. Tabii her TSE'li. Onu duyuralım ki insanlar şimdi bu işi merdiven altı yapanlar var. Doğrudur, evet. Siz bu işi uzman olarak kaç yıldır burada yapıyorsunuz? Evet, onu da duyurmuş olalım. Peki size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi bu sohbetin sonunda Eltek Bobinaj'ın hizmetlerinden faydalanmış şöyle tüm müşterilerinize sizin bir teşekkürünüzü alalım. Son sözlerinizi alalım. Yani müşterilerimizi tavsiye eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de o elimizden geldikçe onlara iyi ve kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel ustam. Peki ben size başarılar diliyorum. Çalışanlarınızla birlikte bölgeye teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa geldi. Baş üstüne geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Son olarak da ben tabii sizinle tanışmamış herkesi. Van'dayız ama neredeyiz ustam burası? Tam Van'ın neresi? Şerefiye Mahallesi mi? Şerefiye Mahallesi. Evet. Şerefiye Mahallesi. Burası sokak. Güzel. İstanbul Hastanesi'nin yan tarafı. Hemen yanında. Hemen yani yanında, size ulaşırlarsa kesinlikle. Siz hızlıca tabii, bunlara yardımcı olursunuz. Tamam. Peki ustam ben size başarılar diliyorum. Teşekkür İlerleyen ederim. İlerleyen zamanda inşallah bu hayal ettiğiniz fabrikasyon işi hayata geçirirseniz inşallah. Yeni bir röportajda tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz.